Merhaba arkadaşlar. Bakü 2019 Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali ya da daha önce Türkiye'de düzenlemiş adıyla Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nın Bakü versiyonunda NOC Relations and Services görevlisi olarak seçildim. Bununla ilgili tarafıma iletilen yani ilk bilgi sahibi, yani eğitimden ilgili sunum ulaştı tarafıma, mail ile gönderildi. Bununla ilgili hem bu olimpiyatlarda, bu her olimpiyatlarda olan bir görev, pozisyon bu. Bu pozisyona her olimpiyatta insanları seçiyorlar. Ben de bu görevde, bu pozisyonda birden fazla kez rol görev aldığım için birden fazla uluslararası organizasyonda artık belli bir bilgi birikim sahibi uzmanlık alanım haline geldiği için bu eğitimle birlikte hem size de bu tür organizasyonlarda NOC Relations and Services görevlisi, gönüllüsü ya da volunteer adıyla rol almak isterseniz genel bilgi, genel kültür sahibi olmak için bu pozisyonda neler olur diye. Burada sayfa sayfa geçeceğim. İsterseniz o sayfalar hakkında detaylı geçtiğim, atladığım sayfalarla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz o videoları o sayfadayken durdurup bakabilirsiniz. Bundan hariç benim kendim olimpiyatla ilgili, görevle ilgili sayfalarda durup ilgili yorumlar ve açıklamalar ve çeviriler yapmaya çalışacağım. Atlıyoruz şimdi. Kapağa geçtik. Hoş geldin sayfası. Burada eğitmenler. Bazı kurallar diyor. Kuralları geçtik. Training ground rules. Eğitimi yapıldığı alandaki bazı uyulması gereken kurallar. Eğitime katılımcıların. Burada bir ısınma kaynaşsınlar diye bir aktiviteler var muhtemelen. Bu bir yüz yüze eğitimin sunumu. Yani katılanlara da katılmayanlara da ayrıyeten mail olarak da atıyorlar. Ben maildeki sunumu size anlatmaya çalışıyorum. Purpose of the training, eğitimin amacı demiş. Bunu biraz bahsedeyim. The main purpose of the training is to give you information about NOC relations and services. Eğitimin esas amacı NOC ilişkileri ve hizmetleri hakkında fonksiyonu hakkında genel bilgi sahibi olmanız, bu pozisyonda görev alacakların bazı önemli bilgiler falan. Beklentiler, bu eğitimi aldıktan sonra nelere sahip olacaksınız diyor. At the end of the training you will get to know about the history of EOF. EOF'un tarihi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Be familiar with NOC Relations and Services functions, role and responsibilities. NOC Milli Olimpiyat Komitesi ilişkileri ve hizmetleri fonksiyonunun rolleri, görevleri ve sorumlulukları hakkında bununla bilgi sahibi olacaksınız. Bunlarla evet. Understand your responsibilities as a member of the team. Bu Milli Olimpiyat Komitesi, yani NOC Relations and Services bu fonksiyonun bir üyesi olarak bu sorumluluklarınızı bilmiş olacaksınız. General important information that you should know. Bilmeniz gereken genel bilgiler. Training agenda diyor. Bunu geçtik. Countdown, bunu geçtik. Key facts and figures. Oyunlar 8 gün sürecekmiş. 48 ülkeden sporcular katılacakmış, 10 dalda yarışılacakmış, 12 tane müsabakaların gerçekleştiği tesis, 2 tane de başka amaçlı tesis olacakmış. 21-27-2019 tarihleri arasında organizasyon gerçekleşecekmiş. Gönüllüler 2500 toplam gönüllü varmış, 256 gönüllü NOC Relations and Services Team'de takımında görev alacakmış. Burada tanıtım videosu var. Muhtemelen bunun Bakü 2019 EOF YouTube sayfasında da aynı videoyu bakabilirsiniz. Burada olimpiyatın maskotları var. Cidden ve Babir diyor. EOF'un genel geçmişi, tarihi. Bunu geçtik. EOF hakkında genel bilgi. Bu hemen hızlıca bahsedeyim. Olimpiyat halkalarını gördüyseniz 5 tane birbirine iç içe geçmiş halkalar.
Bunlar hepsi bir kıtayı temsil ediyor. Renk ve kıtayı söylüyorum. Mavi Avrupa, sarı Asya, siyah Afrika, yeşil Avustralya, kırmızı Amerika kıtalarını temsil ediyor. IOC, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri anlamına geliyor. Burada genel bilgi var. IOC hakkında başka genel bilgiler. Olympic Games, Origins and Interesting Facts. Olimpiyat oyunları çıktığı yer ve ilgili ilginç, önemli bilgiler. Milattan önce 776 yılında Yunanistan'da Olimpia Vadisi'nde ilk çıktığı yermiş. IOC, Avrupa Olimpiyat Komiteleri. Bunu da geçtik. Avrupa Birliği'nin bir Avrupa bir harita var orada. History of IOC. NOC ne demek? What is it? What is the purpose of NOC? NOC'nin amacı nedir? What do they do? Ne yaparlar? NOCs. Bunu hemen söyleyelim. There are 206 NOCs. 206 tane NOC varmış. The IOC is the sole authority to recognize NOC. Uluslararası Olimpiyat Komiteleri bir Milli Olimpiyat Komitesi'ni tanıyan otoriteymiş. Together with the International Sports Federations, Uluslararası Spor Federasyonları ile birlikte, the NOCs are a constituent of the Olympic movement under the leadership of the IOC. The mission of the NOCs is to develop, promote and protect, geliştirmek, tanıtmak ve korumak the Olympic movement, olimpiyat hareketini in their respective countries, bu ilgili ülkelerinde, in accordance with the Olympic Charter, olimpiyat çatısı altında. Participating NOCs, katılımcı Milli Olimpiyat Komiteleri, NOC'ler. Bunlar Bakü'ye katılanlar. Kimler varmış bakalım. Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Kosova, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Monaco, Karadağ, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre pardon, İsveç, Hollanda, Türkiye, Ukrayna. Communication structure, iletişim kurgusu diyor. Kimler var? NOC asistanları var. EOF Baku 2019 Olimpiya Organizasyon Komitesi var. NOC'ler var. Burada biz eğitim alanlar hangileri oluyoruz? NOC asistanları oluyoruz. Biz görevli, yani volunteer başlığı altındaki görevlileriz. İlk daha sonra onun yanında biz kimle paslaşıyoruz biz? Organizasyon komitesi, yani organizasyon bizi göreve alanlar, yani hosting country, ev sahibi ülke ile paslaşıyoruz. Kimle irtibat kuruyoruz? NOC'lerle. Will be managed by NOC Relations and Services. Bunların hepsi NOC Relations and Services birimi altında paslaşıyorlar. NOC piramit diyor. Çifte misyon en üstteki kafile başkanı. Deputy çifte misyon kafile başkan yardımcıları. Team officials takım resmileri. Ve atlet sporcular en alttakiler. Bunlara genel kendi genel kültürümden ilgimden anlatayım. Kafile başkanı en üstteki kişi zaten. Yardımcıları var zaten onların. Bundan ilave. Onları da geçtik. Sonra takımların resmileri var. Takımlar var mesela diyelim ki judo takımı. Judo takımında sporcudan kalan, geri kalan o takıma ait kişilere team officials deniyor. General procedures for NOCs. Genel adımlar. Arrival to the AVL. Atletler köyüne varış. Check-in in AVL. Check-in oluyorlar. Yerleşiyorlar. Welcome meeting. Hoş geldin toplantısı yapıyorlar. Inspection and inventory. Çeşitli resmi şeyler, yazışmalar falan.
Atlet Welcome Ceremony, sporcuları hoş geldin seremonisi, opening ceremony var. Sonra açılış seremonisi, game time routine, oyunlar var ve closing ceremony, kapanış seremonisi. Chief de mission, who is chief de mission? Kafre başkanı, chief de mission kimdir? Which responsibilities chief de mission have? Chief de mission. Ne diyor? Lollipop komiteleri, NOC'ler var. Ve bu bütün ekibin adı NOC. Bütün ülkelerinkini bahsettiğim zaman çoğulu. Provide all necessary information and support to the athletes. Bütün önemli bilgileri sunar ve atletlere böyle destek olur. Support the athletes and team officials. Takım resmilerini ve sporcularını destekler. Organize delegations. Kafilelerini onlar organize eder. Participate in chief missions meeting. Kafile başkanları toplantılarına katılır. Resolve issues related to games time operations. Oyunlar sürecinde yaşanan sorunları, kriz tarzı şeyleri, sorunları onlar çözerler. Şöyle de söyleyeyim. Chief de mission yani kafile başkanı aynı zamanda mesela Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin chief de missionu. Türkiye'yi temsilen o olimpiyatta katılan bütün kafilenin, bütün katılımcıların başındaki kişidir. Yani ülkeyi temsil eden resmi en üstteki kişidir. Yani sportif olimpik sıfatla kafilenin başındaki. Onun üzerinde tabii başka daha üzerindeki yetkililer var tabii. Bunlar işte Gençlik ve Spor Bakanı işte falan gibi yukarı doğru gidiyor. Ama kafileyle ilişkili olan çift misyon en baştaki. NOC Relations and Services. Milli Olimpiyat Komitesi ilişkileri ve hizmetleri we are always shining. NOC Relations and Services Team. Milli Olimpiyat Komitesi ilişkileri ve hizmetleri takımı. Allah Allah. Takımda tanıdıklarım var sanki. Buradan iki kişiyi çok iyi çıkartıyorum. Gerisinden de sanki gözüm ısırıyor birileri ama gidince hatırlayacağız. Tanışıyor muyuz? NOC Relations and Services Team. Head of Function Anar Bagrov. Galiba Anar Bey'le de görüşmüştük. Hoş, evet. Sevda Cihangirov'u zaten tanıyoruz. Senior Energy Service Manager. Bu tabloyu gördüğüm iyi oldu. Anar Bey ile tanıştık. Sevda Hanım'ı zaten tanıyorum. Nuriye Faruk, Elşad'ı zaten tanıyorum. Başka kim var? Samir Salimov'la tanıştım. Anar ve Samir Bey bu ikisiyle sanal ortamda yazışmalarımızdan tanıştık. Başka Tural İsmail oluyor. Sabine Kalaşova, Sevinç Özay. Bazı gözümüzün ısınan isimler var ama gidince göreceğiz. Head of NOC Relations and Services. Anar Bagrov. NOC Relations Team. NOC ilişkileri takımı. NOC Allocation. Ülkeler diyor. Görevlendirmeler işte. Nuriye bu ülkelere bakıyormuş. Ferruh bu ülkelere. Mesela burada Türkiye'ye kim bakıyor? Sevinç bakıyor diyor. Başka kim var? Mesela Sırbistan'a kim bakıyor? Serbiye nerede? Görmüyorum. Ha gördüm. Ferruh bakıyormuş. NOC Services Team diyor. Buradaki iki kişiyi tanıyoruz zaten. Tanıyorum. NOC Service Center. Map of NOC. Harita göstermişler muhtemelen. Training Timeline. Eğitim neler çizelgesi. Mayıs'ta genel eğitimler. Haziran'da Role Specific Training Modül 1. Görevle ilgili eğitimler. Modül 1 ve Modül 2 olarak Temmuz'un başlarında ikincisi olacakmış. Venue Specific Training de Temmuz'un ortalarındaymış. Yani tesisler müsabakaların gerçekleşeceği
testlerin, organizasyon testlerinin ile alakalı eğitimler. Role of NOC Volunteers. Milli Olimpiyat Komitesi gönüllülerin rolleri, görevleri. Meet and greet NOCs. NOC'leri tanışmak ve karşılamak. Assistant with welcome meetings. Karşılama toplantılarıyla da asiste etmek. Check-in, check-out. Inspection process of inventory. Karşılamada ve ayrılışlarındaki resmi prosedürlerdeki o resmi belge, dokümanlarla ilgili yardımcı olmak. Athletes Welcome Ceremony Support. Sporcuların karşılama seremonisindeki destek. Language Assistance, dil asist, dil çeviri hizmetleri. Liaison with UA of Baku 2019 NNR. Yani aynı zamanda şeyi temsil ediyoruz. Organizasyonu temsil ediyoruz. NOC Volunteers. NOC Volunteers nerede iş görüyor? NOC asistanları var. NOC Team Leaders. Team Leaders. Team Members. Takım NCS. Takım liderleri. Takım üyeleri. NOC asistanlar. NOC asistanlar. Perform skilled operational support during the game time. Operasyonel destek sunarlar. Help facilitate communication between A of Baku 2019 OC and NOCs. Milli Olimpiyat Komiteleri ile organizasyon arasındaki iletişimi kurmak. Understand game time operations. Oyun süresi operasyonlarını anlamak. Can deliver face-to-face customer services. Yüz yüze sahadaki elemanlar NOC asistanlarıdır. Yani ülkeler ve organizatör ülke ve katılımcı ülkeler arasındaki sahada yüz yüze işi gören, müşteri hizmetleri dediğimiz olayı gören ana elemanlardır NOC asistanlar. Have a good knowledge of Baku. Baku hakkında çok iyi bilgi sahibi olmak bunu gerekiyor. Assist with pre-arrival arrangements and the arrival of the teams. Takımların varış öncesi ayarlarını yapmak ve varışlarındaki aynı şekilde bunlarla ilgili asiste etmek onları. Work under the direction of their designated NOCs, chef de mission. Kafile başkanları oraya atandıkları kafilelerin kafile başkanlarıyla birlikte onların altında yönergesinde çalışmak. NCS BC. NSC Team Members. Takım üyeleri. Bunlar ofiste çalışanlar. Takımlardan ülkelerle birlikte mobilize çalışanlar hariç bir de ofiste. NOC Services ofisi var. Ofiste çalışanlar var. Responsible for manning of the information desk, reception desk. Bilgi ve kayıt kabul masasında çalışanlar. Handle ticket administration distribution. Bilet işleriyle ilgileniyorlar. Provide administrative support. Yönetimsel destek sunuyorlar. Provide language assistance. Dil desteği sunuyorlar. Facilitate daily assistance briefings at game time. Oynar süresince briefinglerde asiste ediyorlar. Support NOC assistance in case if problems arise. Bahsettiğim NOC assistant, yani biz bunları destekliyorlar herhangi sorun durumunda. Problemleri çözmek aşamasında onlara yardımcı oluyor. NSC Team Leaders. Assist with the coordination of the volunteers of the NOC Services Center. Facilitate daily assistance briefing at game time. Support NOC assistants with problem solving. Bunlardan bahsettik zaten biraz bir önceki slide'da. The number of NOC assistants per delegation size. Katılımcı ülkelerin delegasyon, katılan kafilelerin
katılımcıları ölçüsünde o ülkelere NOC asistanlar atanır. 200'den fazla katılı genişliğindeki kafilelere 1-20 arasında 2 kişi atanıyormuş. Geçiyoruz. Quiz. Bunu da geçtik. Spor programı, sporlar. 10 farklı sporda, spor tesisleri. Crystal Hall, bu Eurovision'un üzerine diğer. Tofik Bahramov Gençlik Metrosu'ndaki stadyum. National Gymnastics Arena, Amburan plajın olduğu yer. Abu Arena, Azerbaycan. Abu Arena. Baku Spor Sol, Baku Spor Sol bu Fünikilerin oradaki. Diğer birçoğunu biliyorum da şu haritada tam bakmam lazım. Technical University, University Arena, muhtemelen İlimler Akademisi'nin orada olabilir. Çünkü teknik üniversite orada. Haydarelli Uluslararası Havalimanı, Atletler Köyü, Köroğlu metrosunda zaten. Venue Plan, haritada burada zaten geçtik. Atletler Köyü, Avrupa oyunlarındaki aynı yer. Ne var burada? NOC Relations and Services Team. Kimler bu köyde çalışıyor? NOC asistanlar da burada çalışıyor. Service Center Team Members. Takım üyeleri. Service Center Team Leaders. Questions and Answers. Soru cevaplar. Bu kadar. Sunum bu kadar. Biraz uzun tuttum. Kusura bakmayın. İlk sunumum. Yani bu eğitim hakkında, bu sunum hakkında ilk paylaşımım. Umarım daha kısa tutmaya çalışırım imkan ölçüsünde. NOC Services Relations bu yani bu görevde bu görev nerede oluyor? Tekrar edeyim. Uluslararası Olimpik Sportif Organizasyonlarda katılımcı ülkeler var. Bu ülkelerin böyle bir organizasyonlarda bu pozisyon oluyor. NOC Relations diye geçer, NOC Services diye geçer ya da NOC Relations and Services diye geçer. Bu pozisyondaki görevli olarak çalışmak istiyorsanız bu sunum size genel bilgi sahibi olmanız açısından çok faydalı olacak. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ona göre beğeni düğmesine basarak ya da şikayetleriniz ya da önerileriniz ya da ilave bilgi sahibi olmak istediğiniz konularla ilgili yorum da yazabilirsiniz. İyi günler.